Bunun adı alın teri onurlu arkadaşların direnişidir. Birinci büyük kazanımımız bu. İkincisi eylemlerde yaptığımız tüm kamuoyuna yönelik çağrılar etki buldu. Hedeflediğimiz bir kamuoyu desteğine neredeyse ulaştık diyelim. Yani düzen kontrolündeki basının dışında biliyorlar, çok yer vermiyorlar ama biz hedefimize ulaştık. Yine buradaki tüm çalışan bir komiteden tutun evdeki kadın arkadaşlarımızdan, çocuklarımızdan hepsinin ortak mücadelesiyle kazandığımız bir noktaya geldik. Mücadelemizin en önemli sürecinde kadın arkadaşlarımız artık bize destek vermeye başladı. Bir alkış alalım onlara. Kadınların olmadığı yerde mücadele çıkmaz. Gecesini gündüzüne katan emekçi arkadaşlarımız, işçilerimiz burada fedakarca kol kola, omuz omuza dik duruşunu, boyun eğmeyişini gösterdi patronlara. Bizi ziyaret eden, çevreden sınıf eksenli sendika temsilcileri, sınıf eksenli partiler hepsi defalarca gelip dayanışma gösterdiler. Bugün sınıf eksenli partilerden, Türkiye'nin Komünist Partisi'nden arkadaşlarımız aramızda boyun eğmeyle geldiler yine. Ve tüm desteklerini, parlamento önündeki destekleri en güçlü şekilde kararlılıkla sürdürmek için, destek vermek için eşleriyle, çocuklarıyla, bizimle bütünleşmek, emeğin hakkını savunmak için yola çıktı. Değerli arkadaşlar, şimdi dün daha patronun evinin önüne dayandık. Vitsak patronuna vardık ki biz emekçiler geldik buraya. Çık konuşalım. Mağdur etme insanları. Görmezlikten gelme bizi. Çocuklarımız ne olacak? Bir sosyal programınız var mı? Benzeri sorular sorduk. Tabii ki bu dönemde, bu sürede içeride kendisi dışarı çıkıp bir yanıt vermedi. Ama çok